Aslında bugün bir cevap vermek istemiyordum çünkü önümüzde çok önemli bir olay var. Bildiğiniz gibi ülkemizde bugün yaşanan bu şike ortamı, 3 Temmuz'dan beri yaşanan şike ortamında biz Galatasaray olarak son derece temkinli ama devamlı ve bıktıracak şekilde reaksiyon göstererek davrandık. Hiçbir zaman pasif davranmadık. Son günlerde eğer biraz sesimizi kıstıysak bu bundan sonra bunu böyle yapacağımız için değil, bazı tedbirleri planladığımız ve aksiyonumuzu bağırarak, çağırarak değil, gayet tabii burada dertleşiriz, kendi aramızda bağırırız, çağırırız ama akılcı yöntemlerle Galatasaray'ın varlığını ortaya koyacak formülleri üreterek bulacağız. Ve şu anda onu yapmaktayız. Galatasaray'a yakışan diğer kulüpler gibi her gün gazetelere beyanat verip şunu da yaparız, bunu da yaparız, ligden çekiliriz diye tutarsız formüller üretmek değil, uzun vadeli çözümler üretmektir. Ben Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanı olarak tutarlı olmayan hiçbir formülün altına imzamı asmam. Ve atmayacağım da. Size şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'nin sorunu maalesef artık kulüplerin teker teker çözeceği bir sorun değildir. Karşımızda çok daha organize, çok daha büyük ve maalesef her ortamdan desteklenen bir oluşum vardır. Bu oluşumun karşısında biz Don Kişot olamayız. Daha evvel de arz ettim sizlere. Akılcı çözümler ve akılcı yöntemlerle bununla mücadele edebiliriz. Bunun dışında daha oyuna ilk adımımızı attığımız andan itibaren kaybolmamız son derece doğaldır. Biz bu riski alamayız. Türkçe'de bir laf vardır. Derler ki taşlı baş akıllanır. Siz bizim başımıza bir taç koydunuz. Bu bize bir mesuliyet aktarmaktır. Ben bu mesuliyetlere göre davranmak zorundayım. Maalesef bazı arkadaşlarımın lüksüne sahip değilim. Evimde olduğum vakit ben de aynı şekilde itiraz ve aynı şekilde infial içinde oluyorum. Ama işimin başındayken akıllı olmak zorundayım, tedbirli olmak zorundayım ve sizlerin haklarını gece gündüz korumak zorundayım. Figüran kelimesi, talihsiz kelime. Ben kullanmadım, arkadaşlarım kullandı ama arkadaşlarım da arkasındayım. Şunun benim izahat şeklim şu oluyor. Siz az evvel bahsettiğim gibi büyük bir gücün karşısında tek başınasınız. 3 Temmuz'dan beri buna tek başımıza dayandık. Ve karşılıklı itişmeden ve karşılıklı kavgadan kuvvetlenen bir ekiple beraber bir kriz yönetiyorsunuz. Bazen burada çaresizliğe düştüğünüz oluyor. Çünkü etrafta büyük bir haksızlığı görüp yenilmekten veyahut beraber kalmaktan bahsetmiyorum Beşiktaş maçındaki. Daha geniş çaptaki bir haksızlık ortamını, adalete olan güveninizin sarsıldığı bir ortamı hissettiğiniz vakit kim olursa olsun böyle bir infial içinde olur. Buradaki figüran kelimesi işte bu çaresizliğin arkadaşlarım tarafından ifadesidir. Galatasaray olarak biz çaresiz değiliz. Çarenin yollarını az evvel arz ettiğim gibi en akıllı yöntemlerle bulmak ve bunları uygulamak zorundayız. Ama konuşmaya geldiği vakit bugün konuşulmayacak bir yerdeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz ve burada konuşmak sadece mağlup olmanın sebebi olabilir. Lütfen hepimiz soğukkanlı olalım. Hayırlısıyla bu cumartesi günkü maçı geçelim. Buradan başarıyla çıkacağımıza, hak ettiğimiz başarıyı ve şampiyonluğu alacağımıza benim şahsen inancım tam. Ama diyorlar ya top yuvarlak, ne olacağı belli olmaz. Ama şunu söyleyeyim, şampiyon olmamız veya olmamamız Galatasaray'ın geçen seneki başarılarından sonra bugünkü başarı dengesine baktığınız vakit bence bütün oyuncularımızın, teknik heyetimizin takdirle almamız gerektiğine inanıyorum. Netice ne olursa olsun Galatasaray için hayırlı olacaktır. Spordur, kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama hepimiz tam yürek olarak ekibimizin arkasındayız. Diğer spor branşlarında olduğu gibi. Farkındaysanız geçen seneden bu seneye çok ciddi sportif başarılarla
Beraber gidiyoruz. İnşallah devam eder. Saygılarım efendim. Sayın Başkan'a açıklamaları için teşekkür ediyoruz. Sakin güç olma. Değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz bu konuşması için.